ateşi sen yaktın. Şu talihsiz gönlüme neden dolmadan aktın? Şu talihsiz gönlüme neden dolmadan aktın? İçimde göz göz olsa mazi. Güneşli bir günde bir pastaneden çıkarken görmüştüm. Meşhur sinema yıldızı Dürrin Arbel. Son aylar içinde ard arda filmleri çıkıyor. Hepsinde de birbirinden güzel. Üstelik korkunç bir oyun gücü var. Halk öyle tutuyor ki bir yıl içinde zirveye ulaştı. Bir türlü tanışamadım. Nasıl olur? Senle Natif abinin elinden kim kaçar, kim kurtulabilir? Merhaba Hakan. Merhaba Timur. Demek niye Ayasoka'ya çıktın? Bana karşı küskünlüğün geçti değil mi? Küskün değilim abi. Olanları da çoktan unuttum Natif abi. Aferin sana. Otur bakalım. Sevgili ortağım, neşeli bir halim var, hayrola? Geç kaldın. Az evvel Dürrin Arbel buradaydı. Bu akşam tanışıyorum onunla. Yalan söylüyorsun. Bu gece son filminin galası varmış. Filmden sonra da prodüktör Lütfü Baran evinde bir parti verecekmiş. Dürrin'in şerefine. Lütfü eski arkadaşımdır. Davet etti beni. Merak etme, seni de götüreceğim. Hakan, sen de geleceksin. Bu gece de erken yatmak istiyorum. Geceleri kolum çok sancıyor. Sabah da fizik tedavisine gideceğim gene. Hani unutmuştun olanları? Beni üzmek için söylüyorsun kolunun acısını. Bu gece bizle geleceksin o kadar. Hayır, gelmeyeceğim. Yeah.
yan kapıdan çıkalım. Kalabalığa karşı titilip kakılmayalım. Hanımefendi, bilirsiniz ki bendeniz dedikodudan hiç hoşlanmam. Hiç. Ama meşhur ses yıldızı S.S.'nin sevgilisi fabrikatörden ayrıldığını, fabrikatör C.Ş.'nin otomobil yarışçısı sevgilisine 200 bin liralık bir broş aldığını yemin ederim ki ben size söylemedim. O mutlaka hayranlarındandır. Evet, öyle olacak tahmin ederim. Çünkü bilemezsiniz, genç kızlar peşimi hiç bırakmıyorlar hanımefendiciğim. Bir dakika bile boş kalmıyorum. İnanmazsanız gelip kulaklarınızla işitin. Müsaadenizle. Kıymetli iş adamlarımızdan Atıf Sakay'ı size tanıştırmak istiyorum. Aynı zamanda aile dostumuzdur. Ebedi hayranlarınızdanım hanımefendi. Çok naziksiniz beyefendi. Timur Afşaroğlu, Atıf Bey'in hem iş ortağı hem de arkadaşıdır. Hayatımın en mutlu dakikası. Teşekkür ederim. Bir hayranımız daha var hanımefendi. Hakan, gelsene yanımıza. Mahcup, çekingen bir çocuktur. Ama ileride mükemmel bir piyanist olacak. Konservatuvarın son sınıfında. Çok sevindim sizi tanıdığıma. Oyun gücünüze hayran oldum bu akşam. Başarımda en büyük pay rejisörümün. Dürün Hanım benim en rahat çalıştığım sanatçı arkadaşımdır. Müsaadenizle efendim. Şerefinize bir ziyafet vermek istiyorum. Lütfeder gelir misiniz? Sizi evimde dostlarınızla birlikte ağırlamak benim için büyük bir şeref olacak. Çok teşekkür ederim. Ama gece hayatıyla başım hoş değildir. İçkiyi de hiç sevmem. Yeni başlayacağım filmimin hazırlıklarıyla da meşgulüm. Şimdilik beni mazur görün. Aramızda birkaç dakika bile kalmanız büyük bir mutluluk olacak bizim için. Lütfedin, kırmayın. Bak Timur, seni buraya getirdiğime pişman etme beni. Onu nasıl beğendiğimi, nasıl arzuladığımı biliyorsun. Bu daha öncekilere benzemez, ayağını denk al. En az senin kadar gözüm var Dürrin Arbel'de. Bana bak Timur, kendine gel, gene kapışmayalım. Kapıştık bile! İyi geceler. Yalnız dikkatli olun, bu defa aranıza girip ayırmaya hiç niyetim yok. Atla arabaya, geçerken senin de evine bırakırım. Gene hem içkili hem öfkelisin. İstemem, yürüyeceğim biraz. Atla arabaya! Terbiyesizlik etmeye başladı bu çocuk. Hakan Bey, hani birikmiş kiraları bu aybaşı verecektin? Bugün ayın 15'i oldu. Akşama Salih Hanım, ne olur kusuruma bakma. Akşama da vermezsen başka yer ara kendini. Geçimin bu yüzden biliyorsun, yoksa telaş etmezdim bu kadar. Başıma gelenleri biliyorsun, günlerce hasta yattım. Biliyorum, geçmişler olsun. Ama ben de sen Avrupa'dayken başka kiracı almadım. Bugünlerde de çok paraya ihtiyacım var. Uzattın be! Ne kadar borcu var? Senden para almak istemiyorum Atıf abi. Aramızda paranın lafı mı olur? Kaç para dedik, duymadın mı? 1700 lira. Ayrıca da... 2000 yeter mi? Ömrümüze bereket beyciğim.
Köşkten çık diyen mi oldu sana? Rahat mı battı? Öyle sefil bir yerde işin ne senin? İyiliklerini, yardımlarını hiçbir zaman ödeyemem ama yeter artık! Hayatımı kendim kazanmalıyım, kazandığım kadar da yaşamalıyım! Aklın sıra isyan ediyorsun bana, suçluyorsun beni! Şahsiyet sahibi olmak iddiasındasın! Sen bilirsin! Ne sana, ne başkasına yük olmak istemiyorum, işte buldum! Onu da duydum! Hüsnü'nün pavyonunda piyano çalacakmışsın! Az kaldı unutuyordum! Dürrin Arbel davetimi kabul etti! Yarın akşam ona mükellef bir ziyafet çekiyorum! Sen de geleceksin! Gelirim! Pavyondan birkaç saat için izin de alabilirim! Bütün gece uyuyamadım! Bütün gece unutamadım Dürrin'i! Kim orada, sen de hiç iyi etmiyorsunuz! Öyle güzel bir kadın ki... Öyle güzel bir çevrede yaşıyor ki... Boşuna uğraşıyorsun gibi geliyor bana! Kim olursa olsun vız gelir bana! Bugüne kadar... Kimi istedimse elde ettim! Sadece şu Timur fena canımı sıkmaya başladı! Onun için... Yarın akşam onu davet etmeyeceğim! Söylemek bana düşmez ama... Timur'la iş ortaklığınız... Böyle bir mesele için... Bu defa avucunu yalayacak! Dürrin'i elimden hiç kimse alamaz! Ha gayret! Dayan yavrum! Dayan canım! Akşamdan önce kasabaya vardık say! Sancın neyin? Hiçbir şeyin kalmayacak! Stop! Buyurun, için Dürrin Hanım! Yavrum! Evladım! Merak etmeyin, çocuğa bir şey olmadı! Bakın neşesi yerinde! Bu parayı küçük çocuğun annesine verin! Ayrıca bahsettiğim çocuk mağazasından her zaman istediğini alabileceğini söyleyin! Hemen eve gidelim Cennet Hanım! Sahiden çok yoruldum bugün! Oh! Cennet Hanım, hemen banyoyu hazırlayıver! Alo, buyurun! Hatırınızı sormak istedim, rahatsız etmiyorum ya! Gizli bir telefon numarasıdır bu! Nereden, kimden aldınız? Meleklerden! Size ait her şeyi bilmek, öğrenmekten başka bir işim yok bugünlerde! Bir arzunuz mu vardı? Sadece sesinizi duymak istemiştim! Yarın akşam görüşeceğimizi düşündükçe heyecanlanıyorum! İyi günler hanımefendi! Size de! Beyefendi içerideler! Oh, avukattan geliyorum! Şirketin umumi vekaleti sende olduğu için... Samsun'a senin gitmeni icap ediyor! Hemen yola çıkarsın herhalde! Meydan sana kalıyor, değil mi? Elinde fileden kepçe, kelebek avına çıkacaksın! Şaşarım aklına! Dürrin'i rüyanda bile göstermeyeceğim sana! Gitmişsin, kalmışsın fark etmez benim için! O mesele benimle Dürrin arasında... ikimizin kalbi arasında gizli bir heyecan! Hakan gene bizim yazıhanede çalışacak mı, yoksa muhasebeye başka bir memur mu alacağız? İş bulmuş kendine, Hüsrev'in kulübünde çalgı çalacakmış! Hakan! Yarın bana yazıhaneye gel, konuşacaklarım var senden, Timur hakkında!
beni seviyor musun? Anasız söz, daha bu akşam tanıştık. Olsun, bu akşam her şey olup bitmeli. Yakışıyor mu sana burada çalışmak? Bekletme hanımı. Bekler o, vazifesidir. Sen cevap ver bana. Buralarda dans havası çalasın diye mi okuttum seni? Bunca yıl çalışman, klasik müzik tahsilin güme mi gidecek? Yazık be, yazık! O da olacak, vazgeçmiş değilim. Yarın bekliyorum, unutma! Burası tam istediğim gibi. Sahibiyle hemen görüşelim. Fiyatta anlaşırsak alalım, başlayalım inşaata. Emredersiniz hanımefendi. Yalnız duyulmasını istemiyorum. Benim için asla reklam konusu olmamalı. Hayırlı uğurlu olsun. Öğrenince size karşı sevgim, hayranlığım bir kat daha arttı. Kazancınızı öksüz ve yetim çocuklar için sarf etmeniz asil ve içli bir vicdan eseridir. Tuhaf şey. Nereden, nasıl duydunuz? Atıf Bey'le ortak bir de inşaat şirketimiz vardır. Piyasada olan bitenden mutlaka haberim olur. Bilmemiş olmanızı tercih ederdim. Buraya gelişimin esas gayesi size faydalı olmaktır. Yemek vakti de gelmiş. İsterseniz bu konuya bir lokantada devam edelim. Binaların projelerini kendi mimarlarımıza çizdiririm. İnşaat malzemelerini çok ucuza ve kârsız temin ederim. Ustalara ve işçilere de fazla yemeğe verdirmem. Size candan yürekten teşekkür ederim Timur Bey. Kendimden çok o çocuklar için seviniyorum. O çocuklar değil, sizin için yapıyorum bunu. Müsaade edin de portakal suyunuzun içine birkaç damla vodka damlatayım. Teşekkür ederim. Evim, bu salon, oturduğunuz bu koltuk mukaddes bir anlam kazandı benim için. Sizi bu evden başka bir yerde düşünemiyorum artık. Hiçbir şey anlamıyorum sözlerinizden. Size anlatmak istediğim öyle şeyler var ki bu akşam buraya gelmekle bana büyük... Çok saydığım Lütfi Bey'in yakın bir dostusunuz. Sadece o kadar mı? Sadece o kadarmış. Sen ne arıyorsun burada? Bu ne sürpriz hanımefendi? Dün öğlenden beri nasılsınız? Pek sıkıntılı bir gece değil, yağmur yağacak galiba. Daha önce şimşek çakacak, gök gürleyecek. Müzik dersleriniz nasıl gidiyor? Bu sene devam edemiyorum konservatuvara. Niçin? Kolunuz yüzünden mi? Ne oldu kolunuza? Hiç, benim yüzümden sakatlandı. Timur'la atışmıştık bir akşam. Hakan da yanımdaydı, içkiliydim. Öfkemi süratten almaya kalkmıştım. Bir araba kazası geçirdik beraberce. Ama sonra İsviçre'ye gönderdim. En iyi klinikler, en iyi doktorlar. Yeni döndü, yakında tamamen iyi olacak. Çok severim Hakan'ı. Rahmetli annesiyle annem süt kardeşiymişler. Ufacık yaşta kimsesiz kaldı. Ben büyüttüm, ben okuttum keratayı. Doğru, Atıf abinin emeklerini asla ödeyemem. Atıf abinin hiçbir iyiliği karşılık beklemeden yaptığını bilirsin. Bilmez olur mu? Elbette bilir. Yakın zamanda düzelir inşallah kolunuz. O zaman piyanonuzu dinlemek isterim. Yoo, gene çalabiliyorum. Biraz acıyor ama. Sizin için acı çeksen olur. Daha iyi dinlersiniz.
sigara içer misiniz? Benim için. Acıdı mı kolunuz? Hayır. Gerçekten nefisti, uzun süre unutamayacağım. Nasıl? Köşkümün içi kadar bahçesini de beğendiniz mi? Müsaadenizle gitmeliyim artık. Nasıl olur, daha çok erken. Yarın çalışmam var, erken yatmalıyım. Götüreyim sizi. Yok, misafirlerinizi bırakmayın, ben yalnız gidebilirim. Ben götüreceğim Dürün Hanım'ı. İstemiyorum benim için rahatsız olmanızı, rica ederim, ısrar etmeyin. Hakan da gitmek zorunda, o bırakır sizi evinize kadar. Eviniz nerede? Önce sizi bırakayım. Eve değil, çalışmaya gidiyorum. Küçük bir gece kulübünde piyano çalıyorum. Yorucu olmuyor mu sizin için? Şimdilik başka çarem yok. Ya. Çok teşekkür ederim. Buyurun, bir kahve içersiniz. Yatmanız lazım. Yarın akşama kadar güneşin altında çalışacaksınız. Siz arabayı alın gidin. Ben sabahleyin film şirketinin arabasıyla giderim. Sonra getirir bırakırsınız. Ne kadar iyisiniz. Ama maalesef kullanmasını bilmiyorum. Şuradan bir taksi bulurum elbet. Ne yapalım, bahtınıza küsün. İyi geceler. İyi geceler. Sevgili ortağım, uçağın kalkmasına 45 dakika kaldı. Yolda trafiğin tıkanabileceğini de aklından çıkarma. Çok kalacak değilim, çarçabuk bitirip döneceğim. Yokluğumdan istifade edemeyeceksin. Unutma, Dürrin Arbel'le nikahımda şahidim sen olacaksın. Alo, alo! Oo, Dürrin Hanım! Aramanız ne şeref benim için! Nasılsınız hanımefendi? Timur Bey oradalar mı? Görüşebilir miyim kendileriyle? Buradalar, evet. Seni istiyor Dürün Hanım. Hürmetler ederim hanımefendi. Çok sevindirdiniz beni. Gece çok düşündüm. Yardımlarınızdan maalesef istifade edemeyeceğim. Daha önce anlaştığım bir inşaat şirketiyle mukavele imzaladım. Niçin? Tabii, hay hay! Hangi saatte isterseniz. Beraber geçireceğimiz dakikalar hayatımın en güzel anıları olacak. Niçin vazgeçtiniz? Neden kaçıyorsunuz benden? Öyle icap etti. Hem o şirkete daha önce söz vermiştim. Çok teşekkür ederim dostluğunuza. Hakan!
Niçin geç kaldın? Tam evden çıkıyordum, şoförün geldi. Neyse, ben yokken Dürrin Arbel'e göz kulak olacaksın. Timur'la beraber bile olsa yanlarına git. Bir an bile yalnız bırakma. Rica ediyorum senden. Merhaba. Hayrola, birini mi bekliyordunuz? Sizi bekliyordum. Niçin? Atıf abim Samsun'a gitti bir iş için. Size sevgi ve saygılarını iletmemi istedi benden. Bunun için mi gelip beklediniz? Evet. Bir isteğiniz varsa yerine getirmemi de tembih etti. Vaktiniz var mı? Var. Öyleyse gelin benimle. Cennet Hanım, telefon edin de bir taksi yollasınlar, hemen eve gidin. Yarınki elbiselerin hazırlanması gerekiyor. Bugün mukavele imzalayacağım için bir defa daha görmek istedim burayı. Yeri, büyüklüğü tam istediğim gibi. İçim bir daha rahat etti. Çok güzel manzarası var. Apartman mı yoksa iş hanı mı yaptırmak istiyorsunuz? Hayır. Anasız babasız ufak çocuklar için öksüz yetimler yurdu olacak. Çocukların bahçesi, kütüphanesi, oyuncak odaları, duşları, yatakhaneleri, yemekhaneleri, hatta sinema salonları bile olacak. Koşacaklar, gülecekler. Şuralarda hıçkırıksız güzel rüyalarla uyuyacaklar. Şuralarda ders yapacaklar. Hayat onları tekmelemeyecek. Sokaklarda, mezarlıklarda yatmayacaklar. Aç kalmayacaklar. Hor görülmeyecek. Oradan oraya itilip kakılmayacaklar. Pırıl pırıl yetişecekler hayatta. Bir gün gelin, bir gün damat olacaklar. Bir gün anne baba olacaklar, mutlu olacaklar, kucaklar dolusu mutlu olacaklar. Kimsesiz oluşuna duyduğum yakınlık beni konuşturdu. Ben de onlar gibi, senin gibi kimsesiz, anasız babasız büyüdüm. Yokluk çektim, çile çektim. Bunları unutmamış olmanız ağlatabilir beni. Bu kadar müşfik, bu kadar iyi kalpli, kendini bu kadar başkalarına adamış olacağınız aklıma bile gelmezdi. Ah, şu çeşmede sıra beklerdim yağmur altında. Siz ki pırıltılı büyük bir hayatın içindesiniz. Genç, ihtiyar, kadın erkek hayranlarla kuşatılmışsınız. Her filminiz bir hadise oluyor. Sonra ne olacak? İnsanlar için bir şeyler bırakabiliyor muyuz? Bunu yapamadığımız an, son filmimin son yazısı çıktıktan sonraki yalnızlık felaketlerin en korkuncu olacak. Bugün sadece Atıf abinin söylediklerini iletmek için gelmemiştim. Dans edenler çok hareketli bir parça istiyorlar.
Stop! Tebrikler Dürün Hanım, geçmiş olsun. Bir harikaydınız. Emeğinize, zahmetinize diyecek kelime bulamıyorum. Tebrikler Dürün Hanım. Teşekkür ederim. Gerçekten öyle büyülediniz ki beni. Sizi seyrediyorum deminden beri, üşüdünüz. Bir yerde sıcak çayla konyak içelim, ısının. İlginize teşekkür ederim, eve gitmek zorundayım, Allah'a ısmarladık. Hem de inşaatı konuşuyorduk. O mesele bitti, biliyorsunuz. Başka bir şey daha konuşacaktım. Çok yorgunum. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Döndün? Biraz önce. Nasıl gitti işler? Arsayı aldım. Fabrikayı kuracağımız Belçika firmasına da telgrafla bildirdim durumu. Anlaşmayı imzalamak için Avrupa'ya da sen gideceksin, değil mi? Niçin ben? Bu sefer de sen gideceksin. Çok meşgulüm, gidemem. Hem Dürrin'i de bırakamam. Gelir gelmez aradım seni. Ticaret odasında, şirkette, kulüpte, evde, hiçbir yerde yoktun. Neredeydin? Nerede olabilirim, sen tahmin et. Bu akşam bana köşke gel. Bu gece seninle olmak isterdim ama ne yazık ki çok meşgulüm. Ya. Alo? Dürün Arbel hanımefendi rica ediyorum. Ben Atıf Saka. Hanımefendi, evde yoklar. Az önce yemeğe çıktılar. Geldikleri zaman söylerim aradığınızı. Pekala, selamlarımı söyleyin lütfen. Vay namussuz Timur! Hakan Bey değildi. Kimdi? Atıf Bey, seyahatten dönmüş. İyi ki yok dedin. Bir dakika... Şu 17 numaralı sahne gereksiz bence. Bence lüzumlu. Kızın iki erkekten içine kapanık fakir genci sevdiğini, diğer erkeği istemediğini bu sahnede anlıyor ve açıkça belli ediyor. Galiba haklısınız. En kısa zamanda evlenme teklif edeceğim Dürün'e. Düğün hediyesi olarak da köşkümü vereceğim. Bir de kotra. Daha ne isterse. Her şeyi ayaklarım dibine sereceğim. O Timur ahlaksız ile de iş ortaklığımı feshedeceğim. Gene de Dürün'ün üstüne düşmeye devam ederse o zaman bilirim yapacağımı. Ama hala çapkınlık yapıyorsun Atıf abi. Geçen gece bile o kadınla sarmaş dolaş garson yerine gittin. Dürün Arbel'i gerçekten sevdiğine emin misin? İşin adabinde artık. Gururum, izzetin hepsin mevzuvayız. İstediğim, arzuladığım bir kadını bir başkasına kaptırmak kahrımdan öldürür beni. Şu anda Timur'la beraber yemekteler. Zannetmem, değildirler herhalde. Nereden biliyorsun? Timur üstü kapalı söyledi. Sonra da telefon ettim Dürün'e, yemeğe çıkmış, ötesi var mı? Hüsrev! Buyurun efendim. Arkamda çocuklara rahat. Sağ olun efendim. Müzisyenlerin hakkını da unutma. Üzülme, eninde sonunda Dürrin benim olacak. O Timur'a kan kusturacağım. Ben gidiyorum. Akşam erken yatacağım. Kulübümüze şeref verdiniz. Ne emredersiniz efendim? Portakal suyu lütfen. Başla. Hoş geldiniz efendim. Biz senaryo üzerinde çalıştık, bir hayli de yorulduk.
aklıma siz geldiniz. Müziğinizi çok methettiler, ben de dinlemek istedim. Teşekkür ederim. Oturmaz mısınız? Çalmak zorundayım. Affedersiniz, Timur'la yemekte değil miydiniz siz? Hayır, niçin sordunuz? Kim söyledi? Hiç, öyle sanmıştım. Çok şaşırttınız beni, gelişinize çok sevindim. Böyle bir yere ilk defa geliyorum. Müsaadenizle. Dürin Arbel hanımefendiyi görmek istiyorum. Özür dilerim, sizi rahatsız ettim. Ama önce evinizde aramıştım. Fazla vaktinizi alacak değilim. Bu gece köşkümde toplanacağız. Gene sizin için. İmkansız. Film çalışmaları olduğu süre içinde geceleri çok erken yatarım. Bunu daha önce de söylemiştim size. Fakat mecbursunuz gelmeye. Ne demek istiyorsunuz? Çünkü doğum gününüzü kutlayacağız. Nereden biliyorsunuz bugün doğum günüm olduğunu? Bugünlerde size ait her şeyi bilmek ve öğrenmekten başka işim, başka zevkim yok. Şaşırttınız beni. Yıllar var ki kutlamamıştım. Gene de ne olursa olsun beni hatırladığınız için teşekkür ederim. O halde bu akşam erken yatmanız için hiçbir sebep yok. Yeni yaşınızı hep beraber kadehlerimizi kaldırarak kutlayacağız. Maalesef, gelemeyeceğim için müteessirim. Dürrün hanım, set hazır. Rica edeceğim, lütfen. Unutmayın, saat tam 9'da Hakan sizi evden alacak. Ona öyle direktif verdim. Sizi evinizden almasında bir mahsur var mı? Hislerimi anlamazlıktan geliyorsunuz inatla. Ben de aynı inatla, bıkmadan, yorulmadan sizi kovalayacağım. Bana evet diyeceğiniz güne kadar. Bu akşam bir yere sözün olmasın. Biz de toplanacağız. Çok isterim ama bilemem. Dürrin belki bir yere çıkmak ister. O zaman gelemem. Dürrin de bizde olacak bu akşam. Hı? Gördün mü? Konuştun mu onunla? Biraz önce beraberdik. Çok sevindi bu davete. Film çalışmasını bile erken bitirmesi için rejisörüne ricada bulunacak. Sen de gecikme sakın. Dostlarıma bir müjde açıklayacağım bu akşam. Mutlak duymanı istiyorum. Layık değil ama. Çok teşekkür ederim. Ömrümün en güzel hediyesi. Takar mısın?
eğlenceler. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hakan elini benden çabuk tutmuş. Atıf Bey göndermiş Hakan'ı. Atıf hepimizden akıllı. Sizi benim götüreceğimi tahmin etmiş demek. O göndermesiyle de gelecektim. Bilirim, bilirim. Beni Atıf'tan daha çok seversin. Sizinle konuşmak istediğim çok şeyler var. Arabanıza buyurun Dürün Hanım, geç kalıyoruz. Benim arabamla gidelim. Gereği yok iki arabanın. Değil mi ya? Öyleyse götür bizi. Mektubuma ne zaman cevap vereceksiniz? Ne mektubu? Yarın elinize geçer herhalde. Niçin yazmıştınız? Merak etmeyin, okuyacaksınız. Yalnız cevap vermeden önce çok düşünün. Geçici hislerinizi değil, gerçeği, hayatı, geleceğinizi düşünün, olur mu? Anlıyorum ne demek istediğinizi. Hayır diyeceğimi biliyorsunuz. Ne sizin ne de Atıf Bey'in benim için boş ümitlerle tedirgin olmanızı, işlerinizi bozmanızı istemiyorum. Kendisine de söyleyeceğim bunu. Şükür, kendine geldi. Yatınız, kapayın gözlerinizi. Senin, Dürn'in ne işiniz vardı Timur'un arabasında? Söyle! Konuşacak halde değil henüz, ama tehlikeyi atlatmış sayabiliriz. Çok şükür Allah'a! İfadesini değil bugün, yarın bile alabileceğinizi hiç sanmıyorum. Nasıl Dürn'in arabası? Lütfen beyler, yanına girmek üzere kaçede yasaktır. Lütfen beyler, rica ederim, susun, rica edeceğim. Hakan! Geçmiş olsun, korkuttun beni. Dürün nasıl? Hastanedeki odası boş, taburcu oldu dediler, inanmadım. Çabuk söyle, yaşıyor değil mi? Söyle, yaşıyor değil mi? Aferin sana! Ona karşı böyle hassasiyetle davranman hoşuma gidiyor. Ne de olsa evleneceğim kadın. Çok şükür yaşıyor. Ya Timur? Başımız sağ olsun. Öyle zannediyorum ki, her şey onun o sürat hastalığı yüzünden oldu. Hiç de hızlı sürmüyordu arabayı. Dürün kendi villasında yatıyor. Gel istersen seni ona götüreyim. Geçmiş olsun Dürün Hanım. Tanımadınız mı beni? Niçin öyle bakıyorsunuz? Hiç kimseyi tanımıyor, hiçbir şeyi hatırlamıyor. Çok feci bir şey bu. Hafızasını kaybetmiş.
kendine hakim ol. Güçlü, neşeli göründür Rine. Bir iş anlaşması için hemen Avrupa'ya gitmek zorundayım. Bu gece uçacağım. Dürünü de köşke taşıyacağım. Kaldığı yeri kimseler bilmeyecek. Gelip gidip rahatsız etmeyecekler Dürünü. Düzelene kadar köşkte kalacak. Ben dönene kadar Dürün sana emanet. Neresi burası? Bir yakın dostunun evi. Çok seveceksin burayı. Kimin? Atıf Bey'in. Atıf Bey mi? Kim bu Atıf Bey? Avrupa'da şimdi. Görünce tanıyacaksın. Sana ilk defa burada piyano çalmıştım. Hatırlamıyorum. Seni de hatırlamıyorum. Kimsin bilmiyorum. Ama iyisin. İçimde yakınım sana. Anlat kimim ben? Neredeyim? Niçin böyleyim? İleride anlatacağım sana. Belki de ben anlatmadan sen her şeyi hatırlayacaksın. Niçin unuttum her şeyi? Ne oldu? Bu gece rahat bir uyku uyuyacak. Hiçbir değişiklik yok henüz. Elimizden geleni yapacağız. Siz de sabırlı ve anlayışlı olacaksınız. Daima güler yüzlü, hep mutlu olacaksınız. Hele en sonuncuyu başarabilmek çok güç. Sakın kazayı anlatmaya, hatırlatmaya çalışmayın. Geçireceği şokla daha ümitsiz olabilir durumu. Bir çiçek, bir koku, bir müzik, üzmeden, yormadan hatırlayabileceği şeyleri sereceksiniz önüne. Uyuyamadım. Tek başıma odamda korktum. Seslenseydim koşardım. Karanlık, ışıksız bir yer var kafamda. Hep ağlamak istiyorum. Bu karanlıktan çıkar beni. Bana beni anlat ne olur. Sana bu parçayı çalmıştım. Burada mı? Evet. Niçin çalmıştın? Niçin buradaydım? Kimdin sen, ben kimdim? Zorlama kendini. Yorulma. Zamanla söylemeliymişim her şeyi. Yoksa daha kötü olurmuş. Öyle dedi doktorlar, sabredeceğiz. Ne zamana kadar? Hatırlamasan da önemi yok benim için. Seninleyim, senin yanındayım kıyamete kadar. Halil, Dürün Hanım nerede? Koruluğa doğru gitti Hakan Bey. Thank you.
karşında oynanır mı hiç? Niçin kaçıyorsun Dürri? Anla beni, yardım et bana, hatırlat, boşluktayım, karanlıklardayım. Bana artık hiçbir şey anlatma, söz mü? Söz. Böylesi daha güzel. Bak, bak sessizliğe. Ne güzel, bir sen bir de ben varız dünyada. Karanlıkta kalmış sisli hatıra. Ve biz bu sisli hatıralar içinde ölesiye mutlu iki insan. Ne söyledin duydum. Ben de seni seviyorum. Seviyorum. Ne olur sakin ol. Rüya gibi, kabus gibi bir şeyler görüyorum gözlerimi kapayınca. Bir de sesler duyuyorum. Bir fren sesi, bir kadın bağırıyor korkuyla. O bağıran kadın sensin. Buyurun efendim. Atıf Bey çağır gelsin. Atıf Bey Avrupa'dalar. Henüz dönmediler. Kimsiniz? 3-5 gün sonra ararım gene. Telgraf Hakan Bey. Hayrola bey? Kötü bir haberim var. Telgraf kimden? Atıf abiden. 3 güne kadar dönüyormuş. Kim dönüyormuş? Atıf Bey, buranın sahibi. Kim bu Atıf Bey? Neyimdir benim? Cevap versene, niçin buradayım ben? Kim bu Atıf Bey? Seni seven bir erkek. Senden evlenmek istiyorum. Senden başka kimseyi sevmiyorum. İstemiyorum ben. Hiçbir şey istemiyorum. Mazimi bil. Sarıl bana, beni sevdiğini gene söyle. Hep söyle. Yok. Hayır. Hayır. Niçin? Niçin sarılmıyorsun bana? Sorma, konuşma. Yasaksın bana. Yasak mı? Niçin? Sorma dedim. Beni sevmem ben. Sana değemem. Neden? Konuşacaksın, söyleyeceksin. Ne çektiğimi bilmiyorsun. Körden beterim. Baktığım, gördüğüm hiçbir şey bilmiyorum, tanımıyorum. Mazisi olmayınca geleceği de olmayan bir insanım ben. Hiç yaşamamış gibiyim. Kendime bile yabancıyım. Aynalara bakamıyorum. Kendimi görmekten bile korkuyorum. Susmayacaksın. Konuşacaksın, anlatacaksın. Yoksa bu acı öldürecek beni. Öldürecek. Burada öksüz çocuklar için bir yurt yaptıracaktın. Bütün hayalindi bu. Sen de anasız babasız büyümüştün çünkü. Senin çektiğin acılara onlar çekmeyecek diye seviniyordun. Sen burada film çevirirdin. En ünlü, en meşhur film yıldızıydın.
bu iyi, bu seni çok seven insanlar, hepsi senin meslek arkadaşın. Yüz binlerce hayranın var. Bütün hayat aşkın, bütün sevgin mesleğindi. Yeni gelen oyunculara hep seni örnek gösterirlerdi. Bütün gazeteler, dergiler senden bahsederdi. Seninle konuşmak, röportaj yapmak, resimlerini çekmek bir hadiseydi, bir olaydı. Zevklerin, sevdiklerin, sevmediklerin... Bunları öğrenmek için can atıyordu herkes. Sizler içinde bütün hatıralarım uzak ve buğulu. İlk defa bu salonda senin için çaldığım zaman doğdu bu beste. Önce bir damla gibiydi, sonra bir çığ gibi büyüdü içimde. Sisli hatıralarda sen, ben, bütün aşkımız var. Namussuz! Sana emanet etmiştim, inanmıştım. Bunu mu yapacaktın bana? Ne var? Niçin kızıyorsunuz? Onu seviyor musun? Sus, sus diyorum. Dinle beni. Hayır! 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 Ölmeye çalışın, dikiş yerleri aşılacak. Hakan, Hakan sağ değil mi? Söyleyin, Hakan sağ değil mi? Hafızasını kaybettiğinden beri sinirliydi. Dengesizdi. Olmayacak şeyler yapıyordu. O gece intihar etmeye kalkışmış. Atıf abiyle konuştuk. Fakat geç kalmıştık. Son anda yetiştik. Vurmuştu kendini. Ama... Eli titrediği için omuzundan vurabilmişti. Atıf abi atıldı, tabancayı aldı elinden. Tabancanın üzerindeki parmak izlerinin Atıf abiye ait oluşu bu yüzdendir. Bildiklerim bu kadar. Beni niçin ele vermedin? Ben fakir bir piyanistim. Bu halde konservatuvarı bile bitireceğim ne mal. Durdur arabayı. Yürüne iyi bak! İnsanca davran! Bir kötülük yaptığını duyarsam seni öldürürüm! Nasıl vurulduğumu hatırlamıyorum. Sadece kazayı hatırlıyorum, Timur'un arabasında gidiyorduk. Birden müthiş bir sarsıntıyla devrildik. Yanımdaki kapı açıldı ve dışarıya uçtum. Yanımızdan hızla geçen bir kamyonu hala görür gibiyim. O kazadan sonra Atıf Bey'in evinde kaldınız bir süre. Vurulma olayı orada oldu. Lütfen buna ait bildiklerinizi söyler misiniz?
Doktorlar göğsümden bir kurşun çıkartmışlar. Neden? Neler oldu, niçin bilmiyorum. Şiddetli bir şok neticesi hafızasını tekrar kazandı. Ama iki zaman arasındaki yaşamasını unutması doğal bir şey. Tıp ilmine aykırı değil. Çok mümkün. Tekrar arayacağız sizi. İnşallah hatırlamaz. Doğru. İntihara teşebbüs etmesi çok kötü bir şey. Timur'un ölümü feci oldu. Evet. Hakan'la ben uzun süre kendimize gelemedik. Hakan nerede? Niçin gelmiyor? Günlerdir ortalarda yok. Ben de merak ediyorum. İçimde göz göz olsa mazideki yaralar, İran ki yaşayacak bu sisli hatıralar, öksüz kalan aşkımı sarsa bile karalar. İnan ki yaşayacak bu sisli hatıralar. Bugün hastaneden çıktım. Sana koştum. Söylemek istediğim bir şey var sana. O gün Atıf'ın evindeki doğum günü ziyafetine gidebilseydik her şeyin doğrusunu söyleyecektim. Herkes duyacaktı. Neyi duyacaktı? Seni sevdiğimi. Mutluluk için beni sevmeniz kâfi değil. Ben size sadece saygı duyuyorum. Olamaz böyle şey. Davranışlarında saygıdan öte, saygıdan sıcak bir şeyler vardı. Yanılmışsınız. Atıf abi emrettiği için arıyordum. Hiçbir yakınlık duymuş değilim size. Yalan söylüyorsun. Kazadan sonra uzun zaman Atıf'ın köşkünde sen yardımcı olmuşsun bana. Bir an bile yanımdan ayrılmamışsın. Mecburdum, hastaydınız. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı. Üstelik Atıf abi emretmişti. Yanınızda olmaya mecburdum. Keşke gelmeseydim. Senden bunları duymasaydım. Evet, keşke gelmeseydiniz. Keşke hiçbir şeyi hatırlamasaydım. Bana bir daha yardım edeceğini, kendimi niçin nasıl vurmaya kalkıştığımı da anlatacaksın sanmıştım. Buna hiç lüzum yok. Bazı şeyleri bilmemek, bilmekten daha iyidir. Başka bir emriniz var mı bana? Bu evde, bu odada senin yanında kalmak, ayrılmamak için gelmiştim. Bunu da Atıf abime sormam icap ediyor. Sus! Daha fazla alçalmana gönlüm razı olmuyor. Çünkü seni sevdiğime pişman değilim. Dürrin Hanım'ı tekrar aramızda görmenin şerefine. Aa, şerefine. Ona yeniden kavuşmuş olmanın mutluluğu içindeyiz. Saatine içelim arkadaşlar, içelim! Bizler de senin gibi sevinç gözyaşları döküyoruz. İçelim arkadaşlar!
şey söylemeyin. İstediğinizi biliyorum. Hastalığım sırasında gösterdiğiniz ilgiyi, yardımınızı, özel doktorlarınıza harcadığınız paraları unutamam. Yetişmeseniz intihar ediyormuşum. Hayatımı da, sağlığımı da size borçluyum. Karınız olmakla bu borcu size ödeyeceğim. Bu saadet dakikasını ne zamandır beklediğimi biliyordunuz. Şu an sevincimden ölebilirim. Ben başkasını seviyorum. Bunu bile bile, ruhsuz, yaşamayan, bütün benliğiyle başkasının olan bir kadınla evlenmeye razıysanız, ben hazırım. Sevdiğiniz her kimse zamanla unutacağınıza, beni seveceğinize inanıyorum. Dünyanın en mesut çifti olacağız. Sana olan hasretimi anlatamam. Yıldırım nikahıyla evleneceğiz. O katille evlenemezsin sen! Hangi katil? Atıf Bey denilen adamla! Sen Hakan'ı sevdin, o da senin! Hastalığında küçük kumrular gibiydiniz! Hakan senin iyi olman için çırpınıyordu! Atıf Avrupa'dan döndüğü gece sizi birbirinize sarılmış gördü! Çıldırdı! Ateş etti! Hakan'ı öldürmek istedi, sen tabancanın üzerine attın kendini! Koş hanıma, Hakan'a koş! Hakan! Hakan Bey'i mi arıyorsunuz? Gitti hanımcığım. Bütün eşyasını, piyanosunu bile bırakıp gitti. Nereye gitti? Bilemem, söylemedi. Bitkindi, ölü gibiydi. Çok korkuyorum hanımcığım. Zavallı çocuk. Al bunları, cehennemin dibine git! Bir daha da buralarda görmeyeyim seni. Param bitti mi gelirim? O kadar ucuza kurtulamazsın elimden. Haddini bil, kimden konuşuyorsun hayvan? Biliyorum, sayemde yaşıyorsun! Bin paresem sallandırırlar seni! O zaman seni de yaşatırlar mı sanıyorsun? İkimiz de yaşayalım! Uzatma, uzatma hadi! Kapının yolunu biliyorsun, defol git, git! Tut ki, kamyonla çarptığım zaman... biri değil de üçüzü varsaydı, üçü de ölebilirdi! Demek ki sen bana... üç leş için para ödeyeceksin! Defol, defol, git buradan! Al bunları da kaybol, bir daha da buralarda dolaşma! Hadi! Gelirsen, eceline gelirsin! Doğru be, sen beni de temizlersin! Kusura bakma gevezeliğime! Timur denen herifin ölümü uykularıma giriyor arada bir! Senin gibi gaddar olamaz herkes! Defol, defol! Herkese içki benden! Bana bir şeyler oldu, bakıyorum taş tutmaya başladın! Thank you.
Seninle konuşmam lazım. Hay hay, velakin kimsiniz? Ne konuşacağız? Konuşalım. Burada olmaz. Neden olmasın? Şu kazayı nasıl yaptığını anlatmanı istiyorum. Hangi kazayı? Kaza değil, cinayet. Tenha bir yerde konuşmamız senin için hayırlı olur. Ne dediğini, ne istediğini anlamadım ama arzuna göre olsun. Benim eve gidelim istersen. Gidelim. Anlat derdini. Kaç para aldın Atıf'tan bizleri öldürmek için? Atıf da kim? Ne parası? İnkara kalkışma. Her şeyi biliyorum. Kamyonu kullanan sendin. Bize çarpıp yuvarladın. Beni de öldüreceksin. Zaten yaşamada gözüm yok. Ama anlatacaksın her şeyi. Para için yaptın bu köpekliği değil mi? Kim saldı seni benim peşime be? Atıf. Deli değil Atıf Bey. Ben konuşacak olursam asılacağını bilir. Atıf seni de gebertecek. Beni mi gebertecek? Nasıl yapabilir bu itliği? İkide bir para istemenden, tehdit etmenden bıktı. Seni nasıl parayla tuttuysa şimdi de başkasını tuttu, öleceksin. Yapamaz. O zaman ele veririm onu. Bana Timur'u nasıl takip ettirdiğini, öldürmemi istediğini anlatırım. İspat da edelim. Senin dümenin başka, ikiniz bir numara çeviriyorsunuz. Seni de geberteceğim onu da! Yakalayın, takın kelepçeyi eline! Konuştuklarınızın hepsini duyduk. Geçmiş olsun, artık kurtulamaz. Ayrıca bize telefon ettiğiniz için size çok teşekkür ederiz Dürin Hanım. Atıf Sakan nerede? Gelmedi efendim. Nerede olabilir? Bilmiyorum efendim. Evet benim. Evde yok mu? Her tarafı iyice aradınız mı? Peki. Atıf'ı evinde de bulamamışlar. Şoför Nuri ile yüzleştirme biraz gecikebilir. Siz hemen evinize gidip istirahat edin. Durumda bir değişiklik olursa haberleşiriz. Nuri ile mi yüzleştireceklermiş? Cennet Hanım, her yere baktınız mı? Sanki yer yarılmış da yerin içine girmiş Hakan Bey. Lütfü Bey'e de rica et. Nereye bakılması icap ediyorsa oraya bakın.
Seni çok heyecanlı görüyorum. Ne mi var Dürrin? Hiçbir şeyim yok. İyiyim, teşekkür ederim. Nikah muamelesi hazır. Köşkümde kıyılacak nikah. Seni almaya geldim. Bu kadar çabuk mu? Bence çok uzadı. Bizi bekliyorlar. Gidelim sevgilim. Davet etmek istediklerim vardı. Hemen haber vereyim. Düğünümüzde çağırırız. Hadi acele edelim. Nikah memuru ile şahitler bekliyorlar. Daha şık olmalıyım. Saçımı yaptırmalıyım. Kimseler olmayacak nikahımızda. Sen bu halinle de güzelsin. Öğrendiğini bilmiyorum ama öğrendin. Neyi öğrendin? Artık oynama bana. Polisler cinayet suçlusu olarak arıyorlar beni. Senin yüzünden. Ama elimden kurtulamayacaksın, beraber öleceğiz. Hakansız yaşamak zaten ölüm benim için. Şaşırttınız beni. Çok sevindim gelişinize. Size layık değil ama. Oh, ömrümün en güzel hediyesi. Artık senden korkmuyorum. Senin nereye götürdüğümü biliyor musun? Elbette. Hakan'a götürüyorsun beni. Beni yaşamamda da ölümümde de gidebileceğim tek yola götürüyorsun. Bütün talihsizliğim bu ebedi mutluluğa bir katil tarafından götürülmek. Asıl katil sensin. Aşkın uğruna beni de kendini de sen öldürüyorsun. Seviyorum Geldim Hakan. Sana geldim. Boğulmak üzereyken balıkçılar kurtarmış beni. Halbuki öylesine ölüme hazırlamıştım ki kendimi. Kendime gelir gelmez de sana koştum. Şimdi çok iyi hatırlıyorum her şeyi. Sisli hatıralar. Oysa hiçbir hatıram sisli değil artık. (Gülüyor)
sensin, evet. Gerçeksin, hayal değilsin. Seni seviyorum. Sensizken bile seninle yaşıyordum. Gitme. Bir daha bırakma beni. Sensiz ölemiyorum bile. Öksüz kalan aşkımı sarsa bile karalar.